Evet. Engellilerin devasal sorunları devam ediyor. Bunları birkaç başlık altında toplayabiliriz. Başta sağlık problemleri. Sağlık problemleri deyince aslında bizim öteden beri savunduğumuz ve ortaya koyduğumuz bir husus var. Devlet öncelikle engelliliğe yol açan sebepleri ortadan kaldırmalıdır. Bunun için sağlık politikaları geliştirmelidir. Engelli nüfusunun azaltılması hususunda gerekli etkin adımlar atmalı, bu hususta çalışmalar yapmalıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o savaşta Sakat kalan insanların durumunu bütün dünya milletleri gözlemlemiş ve engellilere karşı bir duyarlılık başlamış o zaman. O zaman Dünya Sağlık Örgütü bir politika geliştirmiş, zaman zaman toplanarak engelliler hususunda kalıcı devasal e, nitelikte kararlar alınmış. O kararlar doğrultusunda bugün işte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmiş. Bugün 3 Aralık e, kutluyor diyemeyeceğim ama bir farkındalık oluşturma adına böylesi bir günde işte milletimizin huzurundayız, sizlerin huzurundayız. Engelliler istihdamda sorun yaşıyor. Çalışan engellilerin Problemleri bir yana iş bekleyen engelliler o kadar çok ki yani evet ülkemizde bir işsizlik problemi var diyebilirsiniz. Doğrudur. Lakin e, Türkiye'de işsizlik yüzde on ikilerde seyrediyorsa engelliler arasında bu işsizlik oranı yüzde seksenleri buluyor. Onun için engellilerin beya mahal e, devlet kadrolarında kotaların doldurulması ve yetersiz sayılan kotanın da bir an evvel artırılması. Yani en az yüzde, altı yüzde çıkarılmasını engelliler bekliyor. Denebilir ki mevcut kontenjanlar doldurulmamış ki artışı yapalım. Bizim arzu ettiğimiz hem kotaların, kontenjanların, açık kontenjanların doldurulması akabinde de bunun artırılmasıdır. Çünkü ihtiyaca ancak öyle cevap verilebilir. Şu anda engelliler en azından bugün münasebetiyle 10 bin atama bekliyor. En az 10 bin atama bekliyor. Ama iki yıldır heyhat bu tür atamalardan maalesef çok cüzi miktarda olabildi. Ee, arkasından herhangi bir durum gelmedi. İstihdamda bir de engellilerin nitelikli işlerde çalıştırmaması problemi var. Yani fakülte bitirmiş örneğin hukuk fakültesini bitiren bir görme engelliye santral memurluğu veriliyor. Ya da yardımcı hizmetlerde şurada burada çalıştırılıyor. Bu da engellinin onuruna dokunuyor. Dolayısıyla burada da bir e, iyileştirme ve bir pansuman gerekiyor. Dolayısıyla bu problemleri bugün hala konuşuyor olmamızdan Biraz üzüntü duyuyorum ama maalesef kaçınılmaz gerçekler bunlar.